Merhaba. Şimdi iki hastamız 15 yaşında, futbolcu. Antrenman esnasında dizinin dönmesi sonucu ön çapraz bağ, menisküs sırtı gelişiyor. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapacağız. Yaşı küçük olduğu için ve instabilitesi fazla olduğu için bir emniyet kemeri ameliyatı dediğimiz modifiye lamer ekstra artiküler tenodöz ameliyatı yapacağız. Bir de menisküsleri tamir edeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir de Lille testi var. Onu duydunuz mu hiç? Kalpe bir böyle elini koyuyorsun, yukarıdan bastırıyorsun, iki taraflı kontrol ediyorsun. Gösterelim şimdi. Bağlantı yok. Evet. Anladınız mı? Tak diye giriyor içeri. Zorlamaman lazım. Evet. Buradan kopuyor, kesiyor. Şuralardan zorlayabilirsin, bir şey olmuyor. Onu demek istiyorum. Zaten parmağınla da girip serbestleştirebileceğin yer şurası. O kadar çıkamıyorsun ki yukarı. Beni açın. Okay. Evet, bir anatomik varyasyon vardı. Az daha öteki dizi açıyorduk. Ama bulduk en sonunda. Grefleri. Olur. Cerrahi bu. Kanama var içeride, taze travma, 10 günlük ama hala içeride kan var. İlk önce yıkayacağız güzelce. Total rüptür. Normalde bakın şu güdükleri. Normalde bu da güdüğü. Şu kemiği görüyor musunuz? Evet. Lateral femoral kondilin medial tarafı. Tamam. Bak şurada olmalı. Bu parçanın şurada bomboş orası. Koptuğu yerde tam şurası. Parçalanmış. Pop diye kol patlamış. Kalıntılarını görüyorsunuz. Burası lateral. Lateral menisküsün ön boynuzu şırlıklar. Gördünüz mü? Evet. Lateral femoral kondil. Notch. Aynen. Kabere iletiyorum. Medial femoral kondil. Hasarı görüyor musunuz? Kıkırdak hasarı. Önemli değil ama var orada bakın hasar. Gördünüz mü? Medial menisküsün ön boynuzu. Tibia plato. Medial eminensia. Fet. Şu yağlı dokunun arkasında da arka çapraz bağ var. Arkası fossa, damar sidi, oralara hiç geçmememiz lazım. Yani şu eklem kapsülü, eklem kapsülünün arkasında damar sinir paketi, posterior kompartman elemanları var. Bir operasyon süresini uzatsak, dokular kendi kendine yapılır mı yoksa? Yok. Böyle kalacak. Ama bu sefer, ya olabilir, biraz daha iyi olur ama bu sefer de şeyi uzatıyoruz. Geriye dönüş süresini uzatıyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi diyoruz. Eskiden çünkü range of motion'u tam bu hastanın. Ona bakıyorsun. Baktığın iki tane şey var. Ameliyat
endikasyonu, yani ne zaman yapalım, bu tartışmalı bir konu. Artık yok, önceden 6 haftaydı, sonra 3 hafta oldu, şimdi 10 gün oldu. En son konsensus şu, tam ekstansiyon, 120-90-120 aracı fleksiyon ve quadriceps aktivasyonunu yapabiliyorsa hasta, ameliyata alırsınız. Evet, şimdi de medialden girip bakıyoruz. Gördünüz mü? Bakın, lateral femoral kondilin tam şurası bizim hook var. Şuraya yapacağız. Şurası ridge. Resident ridge derler. Biz şuradan yapacağız. Evet. Şimdi menisküslere bakacağız. Bakın şu ucunu görüyor musunuz? Bunu kemiğin arkasına dayıyorum. Şimdi bununla bu grafti bir şekilde sabitliyoruz. Sıkıştırma yok. Tamam mı? Fibyada da bir mirengi noktamız, en önemli mirengi noktamız lateral menisküsün ön boynuzunun lateral menisküs bu. Hizamız bu. Şimdi bunları en alttan, en alt deliğe aldık, tibiaya ipi. En alttan tibiadan başlayacağız. Sırayla grafiği bir iki yukarı koyacağız. Tut bakayım. Açık cerrahi yapacağız, bir 15 dakikalık işimiz var. Set açtık. Tünellere ne kadar girecek, ne yapacak onları ayarlıyoruz. Sistem bu çocuklar. Bakın. Ama ayrı bu kadar kalın mı? Dörde ayırdı. Asıyoruz bunu böyle. Bunu kemiğin içine sokacağız. Şu arayı bunları çekerek kısaltacağız. Düğmeyi gördünüz. Bunu şimdi femurun dışına atacağız. Oradan asansörle de geri kalanını oturtacağız. Thank you.